çok özledim. Keşke yanımda olsaydınız. Babacığım benim. Sen benim yanımda olsaydın. Siper ederdin kendini. Korurdun beni. Annem benim. Canım annem. Sarıp sarmalardın beni. Sen benim yanımda olsaydın, dünya karşımda olsa umurumda olmazdı benim. Sizi çok özledim. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Keşke yanımda olsaydınız. Keşke. Keşke yanımda olsaydınız. Keşke. Artık kabak tadı verdiğinin farkında mısın? Kendine gel. Ferit'e de bize de kendine de daha fazla zarar vermeden toparla kendini. Sizin öğütlerinizi dinleyecek durumda değilim Azade Hanım. Kusura bakmayın. Bu yaptığın düpedüz şımarıklık. Ferit gibi asil bir adamın kalbine girmişsin. Seni el üstünde tutuyor. Bizler seni bağrımıza basmışız. Silah alıp gidip birinin karşısına dikilmek de ne demek? Hem de benim silahımla. O Hande yüzünden benim başıma gelmeyen şey kalmadı Azade Hanım. Benimle konuşurken sesini alçalt. Eline silah alıp birini vurmaya yeltenmek de ne demek? Ferit'e, kendine, bizlere nasıl yakıştırırsın bu durumu? Hande beni silahla vurduğu zaman siz ona yakıştırmıştınız ama. El üstünde tutuyordunuz onu. Hatırladınız mı? Unuttunuz galiba. Nankörsün sen. Geldim senden özür diledim. Gelinim dedim, bağrıma bastım. Ama sen benden hesap soracak kadar edepsizleşiyorsun. Benden özür dilediniz, evet. Ne zaman ihaneti öğrendiniz, o zaman gelip özür dilediniz benden. Çünkü başka çıkış yolunuz yoktu. Ama gelip bana saldıracağınıza, gidip Hande'ye saldırın. Benim karnımdaki bebeği, sizin torununuzu zehirleyen Hande'den hesap sorun lütfen. Ne oldu? Niye sustunuz? Bunu da yaptı bana. Siz olsanız ne yapardınız? Söyleyin, ne yapardınız? Elbette Hande'den hesap sorulur. Ama sen böyle bir şeyden eminsen neden gelip bana anlatmadın? Neden ailenle paylaşmadın? Otururduk hep birlikte ne yapacağımıza karar verirdik. Aile olmak bunu gerektirir. Oysa sen ne yaptın? Eline silah alıp onun karşısına dikildin. Öyle kafana göre davranamazsın. Bu benim meselem. Hayır, bu hepimizin meselesi. Başına buyruk olamazsın. Hiç sana sahip çıkan biri olmadı mı hayatım? Hiç acını derdini paylaşan biri olmadı mı? Hiç hayata meydan okuyabileceğin bir yakının olmadı mı? Yalnızlığa o kadar alışmışsın ki sana uzatılan elleri elinin tersiyle itiyorsun. Ama Ferit yalnız büyümedi. Onun bir ailesi var. Ve ben oğlumun acı çekmesini daha fazla tahammül edemem. Ferit'in mutluluğunu ne kadar önemsiyorsun bilmiyorum. Ama ben gerekirse evladımı senin hezeyanlarından da korumasını bilirim. Azıcık da olsa merhamet hepimize iyi gelir değil mi Azade? Ne demek bu? Oğullarına gösterdiğin merhameti gelinine de gösterebilirsin demek. Ya kız bebeğini daha yeni kaybetti. Yazıktır, günahtır. Böyle bir bağırmalar, azarlamalar filan. Ben Ayşe'ye yeterince anlayış gösterdim. Yeri geldi açığını kapattım. Dili dolu hareketlerini tolere ettim. Ama her şeyin bir sınırı var. Birbirinden çok uzak sınırlar mı bunlar Azade? Ya bir kere olsun anneliğin, kadınlığının önüne geçmeden konuşamaz mısın sen? Hayır, konuşamam. Anne olmayan anlayamaz. Benim oğlum gözümün önünde acı çekerken öyle kıyıda oturamam. Ferit bu kadar horlanmayı, dışlanmayı hak etmiyor. Ben de annesi olarak buna izin vermeyeceğim. Yapma Azade. Kız buhran geçiriyor. Biraz sakin konuşmak lazım. Bedia, sen de buhran geçiriyordun. Ne oldu, toparlanabildin mi? Kendine gelebildin mi? İnsan seni o kadar çok sevdi, deli gibi sevdi.
İyi geldi mi sevgisi? İyileşebildin mi? Bak sonunda kendini ne hallere düşürdü. Ya sen şimdi bizi niye karıştırıyorsun ki? Ferit'le Ayşe farklı. Aynı. Benim oğlum yüzüne bakmaya kıyamadığım kadar yakışıklı, namuslu, eğitimli. Bir kadın yüzünden geleceğini, hayatını karartmasına izin veremem. Tamam, Ayşe bebeğini kaybetti. Anlıyorum, üzülecek. Tabii ki üzülecek. Hepimiz üzüldük, kahrolduk. Ama o bebekle birlikte kendini, bizi, Ferit'i gömmesine izin veremem. Ha, kendine de yazık ediyor zaten. Ben oğlum için her şeyi yapmaya hazırım. Ben Ferit'i her gün kaybedemem. Kalp Yarısı ATV'de.